Ardından hareketlerinde hafif bir korku ve tereddüt belirmeye başlar. Belki de bunu sen de görmüştün. Ve başından beri haklıydım. Her zamanki gibi haklıydım. Aile fertlerinden biri beni öldürmeye çalışıyordu. Buzdan bıçak. Böylece beni öldürdükten sonra buz eriyecek ve geriye hiç delil kalmayacaktı, öyle değil mi? Akıllı adamsın. Üzgünüm. Akıllı kayınpederim. Şu anda sadece 3 seçeneğim var. Birinci seçenek şu. Hala çok zayıfım ve silahım yok. Beni öldürüp gidebilirsin. Ya da 2. Herkesi buraya çağırırım ve polis de gelir. Seni tutuklarlar ve hayatının sonuna kadar sen de pislik içinde bir hücrede yaşarsın ve asla çıkamazsın. Ya da seçenek 3. Durup çok derin bir nefes alırsın ve bana neden damadını öldürmeye çalıştığını, affedersin, değiştiriyorum, kızını dul bırakmak istediğini söylersin. Söyle kayınpederciğim. Malik nereye gitti? Keşke seni öldürebilmek için bir şansım daha olsaydı. Yere düşüp acılar içinde kıvransam, acılar içinde son nefesini verdiğini görsem senin. Hay aksi. Başarısız görev. O gün seni öldürebilirdim. Ama komadan çıktığım gün kızımla evlenerek onun hayatını mahvettiğini, onu rezil ettiğini öğrendim. Kızımın beni kurtarmak için senden aldığı borç adına onu tutsak edince hayatımdan nefret ettim. Bu borç için ona işkence ettim. Kızıma dokunduğunu gördüğümde ne kadar acı çektim biliyor musun? Allah'a canımı alması için dua ettim. Oracıkta ölmek istedim. Ama bunu yapmadı. Onun yerine bana senin o iki kolunu da kesecek güç verdi. Ve iyileştiğimde intikam almak için gerekeni yaptım. Rişap Kundra'yı merhum Rişap Kundra yapmaya hazırdım. Sen büyüksün Tanrım! Şükürler olsun! Ama kurtuldun. Çok şanslıymışsın. Kayınpederim, beni sevgili kızın ve onun inancı kurtardı. Benim koruyucu meleğim oldu.
bana sadık bir eş oldu. Hey! Aklından bile geçirme. Sakın deneyeyim deme. Tek kelimemle parmaklıkların arkasına gidersin. Ve altında yarım bir pantolonla hapiste sürekli çorbanı karıştırıp karıştırıp durursun. Arki, sen komedyensin, bense dublörüm. Ben korkmam. Seni öldürdükten sonra seve seve hapsedeyim. Kızımın hayatını senin gibi bir canavarla geçirmeyecek olması bana yeter. Benim kızım hep başkaları için yaşadı. Başkaları için ağladı. Mutluluklarına güldü. Onun altın bir kalbi var ve küçücük hayalleri. Ama sen şeytan gibi hepsini parçaladın. Bütün hayallerini berbat ettin. Senin gibi bir canavarı öldürmek hapis korkusundan ötedir artık. Kızım eskiden senden nefret ederdi. Nefret? Şimdi ona ne oldu? Ne oldu da sana kendi kanını verdi? Senin için dua etti. Senin gibi aşağılık bir adam kalbinde yer etti. Neden? Neden oldu bu? Şimdi anladım. Her şey netleşti, gayet netleşti. Eskiden yanıldığını düşünüyordum. Ama şimdi seni çok iyi anladım. Sen cesursun. Ve yüreğin de var. Peki bu nereden geliyor? Kızının sevgisinden. Ona olan derin sevginden. Babanın kızına saplantı boyutuna gelen sevgisinden. Kızını o kadar çok seviyorsun ki hayatı, hayalleri ve aşkı için bu raddeye gelebiliyorsun. Onu o kadar seviyorsun ki süperstar Arkane'in evine gelip onu öldürmeye çalışacak kadar. Ne oldu? Efendim, ilaçlarınız. Ben burada ölüm ve yaşamdan söz ediyorum. Sen bana ilaç getiriyorsun. Çık! Aslında senden nefret etmem gerekirdi. Çünkü buraya canımı almaya geldim. Ama bu defa sana saygı duyuyorum. Kızın için her şeyini vermeye hazırsın. Bir babayla kızının üzücü ilişkisi. İkisini de çok iyi bilirim ben. Buraya senden ders almaya gelmedim. Ama dinlemek zorundasın kayınpederim. Neden? Yoksa polis sirenlerini duymaya başlarsın. Bu konuda oldukça acemisin kayınpederciğim. Üç şansın vardı.
ama beceremedin. Damadından ders almalısın. Benim tek bir şansım vardı. Bak, ben seni ne hale getirdim. Neyse, artık ödeştik. Her şeyi unutup yeni bir hayata başlayacağım. Yeni bir ilişki kurmak istiyorum. Barış, barış, barış. Madem yeni bir ilişkiden bahsediyorsun, ben sana kendi kaderimi anlatayım. Benim sonum ancak ölüm olabilir. Başka ilişkim olamaz. Ama seni öldürdükten sonra. Fırsatını bulduğum zaman sana saldırmaya devam edeceğim Arkay. Dur! Yine ne var? Senin açından bakarsak, sonunun bu olmasını istiyorsun. Beni öldürdükten sonra. Peki neden sonra? Şimdi yapsana. Tamamen senin kayınpederciğim. Ama bir şeyi unutma. Vücudumdan akacak olan her kan damlası sevgili kızın Madu'ya ait olacak. İstesem bile buna engel olamam. Ama sen yapabilirsin. Güçlü adamsın. Ama bu güçlü adam beni öldürmesinden sonra kızının koşarak gelip "Seni seviyorum katil babacığım" diyerek kendisine sarılacağından o kadar emin, bu inanılmaz. Gelip ardından senin evinde kalacağını sanıyorsun. İkimiz de Madu'yu çok iyi tanıyoruz. Ne yapacak sence? Evet. Bence bunu düşünmemişsin. Sen kızınla gurur duyuyorsun. Onu seviyorsun. Ve o da sana güveniyor. Ben bir yabancı olarak kalbini kırdım ama o buna dayanabildi. Peki sen sevdiği biri olarak onun kalbini kırdığında ne olacak? Ayakta kalabilecek mi acaba? Kızının gözlerine bakıp sorularına cevap verebilecek misin? Sakın ona bir şey söyleyeyim deme. Çocukluğumdan beri tehditler beni hiç etkilemiyor. Kayınpederciğim. Kızının veya senin küçük düşmenizi istemem. Bu yüzden sana bir tavsiye vereceğim. 1, 2, 3 ve çık. Yani hemen çık buradan. Hı? Malik? Buradasın. Ben de seni arıyordum. Ben lavabodaydım. Lavabo mu? Burası değil ki. Burası Arkay'ın odası. Evet, benim... gitmem gerek. Ama... Kardeşim, bir şeyler yiyin. Aç karnına gitmeyin. Baba, kız nereye kayboldular hiç anlamadım. Fatmini gidelim mi? Şimdi mi? Fatmini? Dualar bittiğine göre birlikte oturup biraz sohbet edelim mi? Ne dersin? Bakın, aslında çok acil bir işim çıktı. Bu yüzden gitmemiz gerek. Radacığım, nasılsa daha çok gelip gideriz. Bu defa bize izin ver. Hayır, hayır Fatmini. Bu evlilik öyle şartlarda oldu ki bir türlü
Birbirimizle konuşamadık ve anlaşamadık. Bence bu iki tarafın bir araya geldiği ilk toplantı olsun. Neha. Evet. Bu bizden olsun. Lütfen reddetmeyin, lütfen. Sizde kalsın. Size teşekkür etmek istiyorum. Böyle bir kız doğurduğun için. Kızınıza büyük bir inancım var. Gidelim. Buyurun, bu taraftan gelin. Ben bir arabayla sizi bıraktırayım. Yo 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 yo, biz taksiyle gideriz. Hadi. Teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Beni soru yağmuruna tutmadan önce sana söyleyeyim. Baban bana geldi. Lavaboya gitmedi. Damadına o kadar çok değer veriyor ki bana sarılmadan buradan gitmek istememiş. Artık hiç borç tutmuyorum. Bana her ne verdiyse ona iki mislini ödedim. Karıcığım, bu kadar çok nefret ve sevgiye dayanılmaz. Bir arada olmaz onlar. Ve o da dayanamadı. Gitti. Arkeyi Marike incitecek bir şeyler söylemiş olmalı. Sen büyüksün Tanrım. Şükürler olsun. Bundan sonra bana ne olacağı umurumda bile değil. Artık oyunlarım bitti Arkey. İşini bitirdikten sonra hapse girebilirim. Artık kızımın senin gibi bir canavarla yaşamayacağını bilmem yeter bana. En azından babanın anıları var. Bende o da yok. Ben yüzünü bile görmedim. O daha doğmadan beni öldürmek istedi. Kızımla evlenerek onun hayatını mahvettin. Kendimi feda edebilirim. Ama seni kaybedemem baba. Gidelim, yürü. Ne zaman fırsatını bulursam sana saldırmaya devam edeceğim. Bundan emin ol. Ne oldu? Bugün Bayan Hindistan bana yedirmeyecek mi? Hum hai deewane tere deewane.
Thank you.